Komünizmin getirmiş olduğu ve makineleşmenin işte insanın birey olarak tamamen kendisinden uzaklaştığı, tek parti yönetiminin getirmiş olduğu bazı sıkıntıları dile getiriyor bize. Eserde aslında biz buradan anlıyoruz ki George Orwell çok da ileri görüşlü birisi. Kendisi daha öncesinden İngiltere'nin, Rusya'nın, Fransa ve Almanya'nın polis devlet yönetimiyle yönetildiğini, bunun ileride bir gün totaliter yönetimle demokrasi yönetiminin çakışacağını dile getiriyor. Tabii ki bu öngörüsü o dönemin İngiliz yöneticileri tarafından dikkate alınmıyor. Şimdi esere geldiğimiz zaman eserde önce bir kahramanların tanıtmakla başlayayım. Daha sonra eserin olayından ve işte kahramanların kişisel özelliklerinden, günümüze verdiği mesajlardan bahsetmeye çalışalım. Eserimizin baş kahramanı Winston Smith aslında. Winston Smith 30'lu yaşlarda kendisi bir memur. Nasıl memur? Aslında burada Okyanus dediği bir devlet adı var burada. Okyanusya, bugünkü İngiltere, Kuzey ve Güney Amerika, Güney Afrika ve benzeri yerleri kapsıyor. Daha sonra işte diğer ülke olan Avrasya ülkesi var. Avrasya'da bugünkü Avrupa ve Rusya bölümünü kapsıyor. Bir de Doğu Asya dediğimiz Çin, Hindistan, Japonya, Moğolistan diye bildiğimiz bugünkü ülkeler. Yani dünya 3 tane süper güç ülkeden yönetildiğini bize anlatmaya çalışıyor. Ve bu Okyanusya ülkesinin de bakanlıkları var. 4 tane bakanlığı var aslında. Bir tanesi Doğruluk Bakanlığı. Bu bizim baş kahramanımız olan Winston Smith de bu Doğruluk Bakanlığı'nda çalışan bir memur. Şöyle, insanlar sınıflara ayrılmış aslında. Burada bir parti yönetimi var. Bu parti yönetimi kendi arasında iç parti üyesi, dış parti üyesi ve halkın oluşturduğu proteller diye adlandırılan bir sınıf var. Burada baş kahramanımız partinin dış parti üyesinde, yani sadece memurların oluşturduğu bir kesimden oluyor. Yani kendisi. Hasan Hocam, şimdi belki ileride gelecektir ama sıcağı sıcağına ben merakını gidermek için soruyorum. Hani bir yerde ülkesine ve emperyalizme dediniz değil mi? Yani tepki için yazmış dediniz ama Bu kendi açıklamasında. komünizme ve komünist rejime bir ömür bitimi yok mu 80'de? Belki gelecektir, bilmiyorum. Öyle bir şey yok mu ayrı içeriğinde? Ya Yani şöyle, ama komünizme ve komünist rejime ömür biçmiyor mu? Gelecek mi? ömür biçme değil de şey, burada zaten yazarımız bu baş kahramanlar hareketle insanların umutsuzluğunu dile getirmiş ve kaybeden aslında baş kahramanımız oluyor burada. Yani kazanan yine komünist düzen kazanıyor eser okuduğumuz zaman. Eserde biraz sonra ben onu yine anlatacağım. Winston Smith mücadele ediyor ama en sonunda bakıyor ki bu komünizmin ne kadar güçlü olduğunu görüyor. Yani insanın, birazdan anlatacağım ama, duygularına bile müdahale ettiklerini göreceğiz bu eserde. Yine hocam şey olursa hep anlatırız devamında. Burada Winston Smith dediğimiz karakterimiz, kahramanımız evinden işine, işinden evine giden birisi ve şöyle bir durum var. Parti üyelerinin, bu dış parti üyelerinin hepsinin evinde teleekran dediğimiz, bugün kamera diyebiliriz. Teleekran dediğimiz hem içeriği gören, hem duyan, hem de kayıt yapan bir cihaz olarak düşünebiliriz. Yani dolayısıyla kafasına göre hareket etme gibi bir durum söz konusu değil. Ne olursa olsun herkesin haberi var. Diğer kahramanımız Julia. Julia yine aynı Doğruluk Bakanlığı'nda çalışan bir bayan. Güzel ama bir o kadar da isyankar olan bir bayan. Winston Smith ile Julia arasında görüş olarak benzerlik var. Birazdan yine o konuya geleceğiz. Bir diğer kahramanımız O'Brien. O'Brien diye kahramanımız aslında düşünce polisinin yöneticilerinden bir tanesi kendisi. Yine partinin yüksek kademesinde olan, yani o yüksek kademesinde olanlar partinin iç parti üyesi olmuş oluyor. Bunlardan bir tanesi. Bunların herhangi bir sıkıntıdır, yokluktur, böyle bir dertleri yok. Bunlar yani halkın o üst zümresi dediğimiz tabakadan olan insanlar. Bir diğeri Mr. Charrington diye, orada antikacı dükkanı var bir tane. Bunun
yaşlı bir sahibi kendi halinde birisi olarak karşımıza çıkıyor ilk başta. Ama sonra öyle olmadığını yine göreceğiz. Ve aslında eserde çok fazla adı geçmesine rağmen kendisiyle bir türlü tanışamadığımız Big Brother veya Büyük Birader olarak karşımıza geliyor. Sürekli Büyük Birader var. Kendisi işte siyah bıyıklı, sert mizaçlı bir kişi ama bir karakter olarak, bir kişi olarak hiçbir zaman biz varlığını eserde görmüyoruz. Figüratif olarak var, bir insan olarak değil yalnız. Ama bu şöyle bir şey, her yerde bunun posterleri, resimleri var ve altında da büyük harflerle yazılı Büyük Birader sizi izliyor şeklinde resim var. Bu hem tele ekranlardan karşımıza geliyor hem de posterlerden, işte sokağa çıkıyorsun, koskocaman bir poster, Büyük Birader sizi izliyor şeklinde bir yazı var. Bu insanlara aslında bir korku yansıtıyor insanlarda, korku uyandırıyor. Sürekli ben izleniyorum, izlenimi uyandırdığı için kimse kafasına göre bir harekette bulunamıyor. Yine Büyük Birader'e kişilik olarak benzeyen, yani varlığıyla yokluğu belli olmayan Emmanuel Goldstein diye bir kişi var. Bu da yine varlığını biz bilmiyoruz ama eserde geçiyor. Kendi adı geçiyor mu? Sadece isim olarak geçiyor. Bu da aslında Winston Smith ve Julia ile beraber ortak görüşleri olan, aslında Winston'da bunun görüşleri etrafında hareket eden ama daha sonra bunun da kurmaca olduğunu anlayan bir kişi. Belli başlı kahramanlarımız bunlar.